izleyenler, görmüş olduğunuz Arnavut kaldırımlı sokaktayız. Orijinal bir Arnavut kaldırımı görmüş olduğunuz sokak ve bu Arnavut kaldırımının hikayesini ve sebebini. Ecdat niçin Arnavut kaldırımı yapmış? Evet, Arnavut kaldırımları özellikle farklı taş türlerinden, granit, mermer, siyenit, moloz farklı taşlardan yapılmış ve tümseklik halde yapıldığı için insanındaki düz taban hastalığını önleme amaçlı bir amacı bu. İkincisi de yine insanın ayak tabanlarından insanın omurgasına ve beynine varana kadar masaj yapıyormuş. Gün içerisinde aldığı ışıklardan bu taşlardan tabandan geçiyor insanın beynine kadar masaj gibi kullanılabiliyormuş yani. Yani ecdat hiçbir şeyi boşuna yapmamış sevgili izleyenler. Ama tabii bizde artık pek yürüyen kalmadığı için. Evet, yürümenin önemi. Evet. Yürümenin önemi de burada bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Gelin hep birlikte yukarı doğru çıkalım bakalım. Yukarıda neler bekliyor bizi? Sevgili izleyenler, Üçtepe mevkiinde Mevlevi Hane'nin biraz yukarısına çıktığınız zaman meşhur Fransız şair Lamartine'in kalmış olduğu evin önüne geliyorsunuz. Biz de şu anda oradayız. Hemen anlatalım. Bu eve Lamartine ne zaman gelmiş, ne zaman kalmış, niçin gelmiş? Orijinal ismi bizzat Alfonso Lamartine. Kendisi Fransa Kültür Bakanlığı yapıyor 1833 yılında. Buradan Bulgaristan'dan Osmanlı'ya, özellikle İstanbul'a gitmek için bu evde konaklıyor. Neden özellikle bu evde konaklanını da soracak olursanız, o dönemde Osmanlı döneminde şehre gelen büyükler, üst düzey misafirler, herkes kendi evinde misafir edebilmesi için bir yarış halindeydiler. Tabii bu da bir sünnet bir gelenek Osmanlı'da. Ve herkes atını gönderiyordu. Kim ilk önce atla ulaşıyorsa misafire, onun evinde kalma hak kazanıyordu. Ve bu evin de sahibi Lamartine ilk önce ulaştı atıyla birlikte ve bu evde kaldı. Alfonso Lamartine ayrıca burada konakladıktan sonra İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da geziyor, yani Osmanlı o toprakları geziyor ve Osmanlı Tarihi diye kitabı da bulunuyor. Ve sevgili izleyenler, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ecdadımızın ne kadar uyduklarının da bir aynı zamanda göstergesi olmuş oluyor. Hatırlayınız, Medine hicretinde deveyi salmışlardı. Devenin durduğu yerde konaklamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kişiye misafir olmuştu. Sevgili izleyenler, Büyük Sultan Abdülaziz'in, büyük diyorum, kendi sultanımı övmek olarak algılamayın bunu, Bulgarların ifadesiyle Büyük Sultan Abdülaziz. Birazdan sebebini de söyleyeceğiz size. Abdülaziz Han Bulgarlara bir okul armağan etmiş. Şimdi bu okulun hikayesini abimizle konuşacağız. Arkamızda gördüğünüz sarı bina Sultan Abdülaziz tarafından 1868 yılında Bulgar halkına hediye ediliyor. Ondan önce yan tarafımızda gördüğünüz 1838'de kilisenin yanında, o dönemde Osmanlı Bulgarlara kendi dinlerini, dillerini, kültürlerini yaşamaları için hoşgörüde devam ediyordu. Kiliselerin yanlarında bulunan okullarda dillerini, kültürlerini yaşatıyorlardı. Ve ta ki 1850'lerde Osmanlı'da Tanzimat dönemi geliyor, yenilikler başlıyor. Ve İstanbul'da yaşayan Bulgarların da yardımıyla Sultan Abdülaziz, arkamızda gördüğünüz 3 katlı bina, tabi zemin katı da var bunun, 3 katlı binayı hediye ediyor Bulgar halkına. Ve tabi bu binanın şu anda atıl bir halde, onarımı yapılamıyor maddi sıkıntılardan dolayı. Ayrıca binada çok göze çarpan bir özellik bırakmış Osmanlı atalarımız bize. Binanın ana giriş kapısını biraz sonra detaylarda göreceksiniz, yani onun ana giriş kapısını da Kabe'ye, kıbleye doğru yapmış.
ve buradan medeniyet burasıdır diye, yani binanın ana giriş kapısını Kabe'ye doğru, kıbleye doğru çevirmiş ve medeniyet burasıdır, bu yöndür diye özellikle orasını göstermiş. Tabii bunları bilenler, anlayanlar, tarihçiler, yazarlar bunu görüp anlatabiliyorlar yani bizlere. Evet, bu görmüş olduğumuz kitabede ne yazıyor? Şimdi burada gördüğümüz sarı okuldaki kitabe Osmanlıca, Sultan Abdülaziz'in de üst katta tuğrası, altta da 1275 veya hicri olarak 1868 yılına mütekabil ediyor, denk geliyor. O burada özellikle işte Sultan Abdülaziz'in, Büyük Sultan Abdülaziz'in Bulgarlara niyesidir. Osmanlı Bulgarcası var. Bulgarcası var. Birebir evet, size tercüme edelim tercüme sevgili izleyenler. Burada, gel abi şöyle. Burada Büyük Sultan Visočajši dediğimiz Nego Carsko Veličanstvo, Büyük Sultan Sultan Abdülaziz'in ve Bulgar milletinin de yardımıyla Plovdiv bölgesinde 1868-17 Mart'ta bu okul bina edilmiştir ve hizmete açılmıştır diye yazısı yazıyor. Diğer tarafta Osmanlıca, burası Bulgarca yer alıyor. Tabii şu anda restorasyona ihtiyacı var. İhtiyacı var tabii sarı okulun. Ve konservatuvara, burada konservatuvar var. Onun bunun içerisinde piyano dersleri yapılıyor şu anda. Sevgili seyirciler, Filibe'ye geldiğiniz zaman mutlaka Eskişehir'e gelin. Adım başı bir tarihi eser, adım başı ecdat yadigarı bir yapı. Mutlaka görmelisiniz. Bu havayı mutlaka teneffüs etmelisiniz.